salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eyyühel mehdûm, ey evlat, inne ekâbirat tarîkatin nakşibendiyye, kaddesallâhu esrârahum. Tarîkati nakşibendiyye, Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin Hazretlerine ait olan yol. Bu yolun büyükleri İhtiyaru seçtiler. Hâde tarîke, bu yolu seçtiler. El gayral meslûke. Yani kendisine girilmemiş, kendisinde yürünülmemiş bir yol seçtiler. Ve sâra hâdî tarîku indehum, ve böylece bu yol onlar katında Nakşibendi büyüklerinin nezdinde bu yol oldu. Tarîken bir yol ki meslûken, yani artık açılmış oldu bu yol, kendisine girilmiş oldu. Ma'huden, alışılmış oldu. Buyuruyor ki İmam Rabbani, bu yolun büyükleri öyle bir yol seçtiler ki bilinen, yani şeylerde, efendim tarikatlerde bu böyle bir yol alışılmamış. Aslında başka mektuplarında İmam Rabbani bu yolun sahabe-i kiram Ruhanullahi Aleyhi Mecmai'in Efendilerimizin yolu olduğunu beyan ediyor. Fakat yani sahabe-i kiramın yolu ama unutulmuş. Unutulmuş. Terk edilmiş. Bir de bu şeyde, bu yolda daha diğerlerine nispetle farklılıklar, derinlikler, efendim belki zorluklar var. Neden? Çünkü bu yolda nefsin böyle meyledeceği, nefsin hoşlanacağı hiçbir şeye bu yolda yer yoktur. Hatta o nefsin istediği şey, böyle ibadet gibi olan şeyler bile olsa, nefsin istediği şey ibadet gibi bir şey olsa bile buna şiddetle karşı çıktılar bu yolun büyükleri. Ona ne deniliyor? O ibadet gibi, ibadete benziyor, o ibadet olarak yapılıyor. Bizim büyüklerimiz ise buna karşı çıkıyor. Ne deniliyor ona? Evet, bidat. Bidat nedir? İbadet olarak yapılan bir şeydir. Veya İslam'a hizmet olarak yapılan, hizmet,
bir faaliyet, İslami bir faaliyet, bidat. Peki bidat ise o zaman o Resulullah Efendimiz buyuruyor. Men ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve raddu. Yani bidatı reddediyor Resulullah Efendimiz. O ibadet. O da günah işlenmiyor ki, ibadet. Evet, cemaat-i müslümin. Gençler, bugün çok iyi anlamamız gereken çok şey var. Bunların belki birincisi, belki ikincisi, belki üçüncüsü bidattır. Bunu bazılarımız anlayamıyoruz. Bazılarımız da anlamak istemiyor, işimize gelmiyoruz. Çünkü bidat yapmak istiyoruz. Halbuki Resulullah Efendimiz fehüve merdudun buyurmuyor. Reddolunmuştur demiyor da fehüve reddun buyuruyor. Kökten yani. Onun bidatın hiçbir şeyini, hiçbir şeklini kabul etmediğini beyan ediyor. Ya efendim gene hani evet bidat ama sonuçta bir ibadet. Efendimiz reddun buyuruyor. Hocalar bunu bilirler. Merdudun buyurmuyor. Yani o bidatın kabul edilir hiçbir yönü, hiçbir yanı yoktur. O ibadet olsa bile, o bir hizmet, bir faaliyet olsa bile makbul değildir. Şimdi insan, bazı insanlar hiç ibadet etmek, hiç hizmet etmek derdinde değil. O başka. Bazıları böyle çok hevesli, efendim, ama onların da yanlışı ne? Bu Allah'ın yolunda, bu kullukta nefse en zor gelen şey ümmetliktir. Cemaat-i müslümin. Nefis kulluğu da istemez. Allah'a kulluğu da istemez. Ama onu ona zorlasan Resulullah Efendimiz'e ümmetliği istemez. Seç birini deseniz kulluğu seçer, ümmetliği seçmez. Çünkü ümmetliğin temelinde Efendimiz'e uymak vardır. Nefis ise hiç kimseye uymak istememektedir. Bizden belli. Aranızda sünnete düşman, soğuk, uzak var mı aramızda? Yoktur. Yani yok. Yani sünneti yaşamak istemiyorum, sevmiyorum diyen var mı içinizde? Yoktur. E yaşayalım hadi buyur. Polis mi engelliyor? Hayır, nefis. Nefis. Nefsin yapısı budur. Yani bir adam benimki öyle değil dese bu manasız olur, boş konuşmak olur. Nefsin özü budur. Bu usta baş taraflarda mektup vardır. Baş taraflarda. Nefis hiç kimseye uymak istemez. Böyle bir yapıya sahiptir. Çünkü bu nefisle mücadele, muharebe için nefsin böyle olması lazım. Nefis kolay teslim olsa, direnmese, o zaman nefsi yendi, nefsi terbiye etti falan, bu işler kolaylaşır. Bu bakımdan nefsimizi iyi tanımalıyız cemaat-i müslümin. Mesela burada namazda okundu. Peygamberler insanları çağırıyor. Yani gelin Allah sizi bağışlasın diyor. Sizi ecellerinize kadar rahat yaşatsın sizi. Onlar ne diyor peki? Kalu, onlar dediler. İn entum illa beşerun mislüne. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Niye biz size uyalım? Nasıl uyarız biz size? Bakın. Kabullenemiyorlar. Nefsin özünde bu vardır. İşte bizim nefsimizde de bunun olduğunun ispatı budur. Bak aranızda bir tane sünnet sevmeyen yoktur. Ben tanıyorum sizi.
Ama o sevdiğimiz sünnetleri bize polis değil, nefis yaşatmıyor. İstemiyor. Adamı kessen farzı ona terk ettiremezsin. Ama adamı köşeden yukarıya diksen sünneti yaşatamıyorsun adama. Yaşatamıyoruz birbirimize, nefsimize. Nefis direniyor. Nefsin en kabullenemediği şey bir başkasına uymaktır. Yani bir başkasına tabi olmak. Bunu kabullenemez nefis. Biz bunu nispeten açtık ama hangi sünnetleri işleyemiyorsak o sünnetleri noktasında aşamadık demektir. Aşamadık. Aşmaya çalışacağız. Yine bu nefisle uğraşacağız. Çünkü nefse yenildin mi şehit olmuyorsun. Düşmana yenildin mi şehitsin. Yendin mi gazisin. Nefsi yendin mi gazisin ama yenildin mi şehit değilsin. Onun için bu mücadele devam edecek. Ama nefsimizi iyi tanıyalım. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbisini tanır. Bunun böyle bir özelliği var. Onun için bazı insanlar hiç ibadet etmek istemez. O ayrı, onlar ayrı. Ama İslami kesimde Müslümanlar bakıyorsunuz ki ibadet edelim diyorlar. E tamam yapın, nasıl yapacaksınız? İşte Efendimizin yaptığı. Onu kabul ettiremiyorsun. İbadete hevesi var, sünnete soğuk Müslüman. Peygamberinin yaptığını yaptırtamıyorsun. Mesela bunu umrelerde, haclarda gördük. Orada iki çeşit iş yapmak var. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Onun sünnetine uygun olarak. Diğeri ise bizim yani bize uyarak. İnsanları sünnete getiremiyorsun. Bunu o kadar yaşandı ki bu. O kadar görüldü ki bu. Oraya kadar gidiyor. Hac yapacak, umre yapacak. İlla kendi dediği gibi yapacak. Sünnete göre yaptıramıyorsun. Çok gördük bunları. Yani biz de dahil. Nefis istemiyor, bırakmıyor bizi. Ama bizim büyüklerimiz en büyük düşman olarak bidatı görmüşler. Bidat. Nedir bidat? İbadet gibi görünen şeydir. Peki ibadet ise niye kötüdür? Hangi yönü kötü? Bidatın, bidatta ibadet var. Sünnete uymayan ibadet. Sünnet-i seniyeye uymayan hizmet ve faaliyetler, İslami hizmetler, İslami faaliyetlere bidat denir. Bizim meşayihimiz bidate düşman olduğu kadar çok düşmanlı bidate. Bunu Risale-i Kutsiye'de görüyoruz. Ne buyuruyor? Ki hatta bulsalar bidatle vuslat. Nakşi büyükleri bidatle vuslatı bulsalar. Vuslat ulaşmak demek. Neye? Ya Allah-u Teala'ya ulaşmak veya hizmette hedefe ulaşmak. Yani şu bidatı yap, hizmetin senin dünyayı tutacak. Bütün dünyaya yayılacak deseler bizim büyüklere, o vuslattan kaçarlar. Bak bidatten kaçarlar demiyor. O şekilde Mevla'ya vasıl olmaktan kaçarlar. Vasıl olmak istemezler. Kalsın derler. Bunu bir türlü anlamak istemiyoruz cemaat-i Müslüman. Çünkü işimize gelmiyor, nefsimize gelmiyor bu. Aha şu anda işte piyasada İşte hizmet ediyoruz, faaliyetimiz var, şuyumuz var, buyumuz var. Yok, faaliyet olması yetmiyor ki. Faaliyetin nasıllığı da önemli. Niceliği önemli. Nasıl, nasıl bir faaliyet? Ya sen İslam'a hizmet et. Yeter ki davayı duyur. Daha fazla insanlara bunu ulaştır. Nasıl olursa olsun. Yok böyle bir şey. Bu yolda işte diyor ki büyük, bak büyük şey efendi diyor. O bu bidat beni Mevla'ya vasıl edecek, davamı hedefe ulaştıracak diye bilse o vuslattan kaçıyor.
Anlayın yani bidate, bunların bakışını görün. Cemaat-i Müslim'i, genç hocalar, orta yaşlılar, yaşlılar, bunu görmek lazım. Bunu Efendi Hazretleri'nde çok açık bir şekilde gördük. Ama birçoğumuz maalesef kabullenemedik. Sanki dersin ki efendi aşırı gidiyor. Yani o daha derinden gidiyor. Ya normalini yapıyor, olması gerekeni yapıyor. Efendi Hazretlerimiz hiç aşırı gitmemiştir. Hep olması gereken olmuştur. Demek öyle olması gerekiyor. Lakin mesela işte bir tanesine genç hocalar gittiler, birisine ziyaret ediyorlar. O yaşlı kişi de bunlara işte nasihat ediyor. İşte bunlar da ondan işte hani biraz nasihat falan alalım diye gidiyorlar. Tabii şey yapmak lazım, şöyle etmeli işte okullara da bakmak lazım, oraları bırakmamak lazım. Yani medreseyi dert etmiyor da mektebi dert ediyor. Halbuki mektebin dert edilecek tarafı yok. Mekteplerin keyfi yerinde, tıkırı yerinde. O kadar seveni var, o kadar sahibi var ki. Öyle mi? Evet, medreseler sahipsiz kalmış. Bu hala oraya bir şey yapıyor. Çünkü kalbi hasta. Biz bu genç mollalar dedi ki, efendim siz öyle diyorsun ama efendim aslında öyle demiyoruz. Efendiyi de ikna etmek lazım. Buyur. Efendiyi de ikna etme. Yani yanlış yapıyor, onu ikna etmek lazım. Efendi Hazretleri'ni hayatta hiç kimse ikna edememiştir. Hiç kimse onu iknaya muvaffak olamamıştır. Zaten o ikna edilse irşad edemez. Sen geldin ikna edeceksin, o geldi ikna. Hayır. Sen he he der sana. Ama bildiğini okudu Efendi Hazretlerimiz. Hayatı boyu hiç kimsenin iknasına uymamıştır. Efendi Hazretleri hayatı boyu bildiğini okumuştur. İkna olan mürşid olamaz ki. Nasıl mürşidlik yapacak? Sen bir şey diyorsun, sana ikna oluyor. O bir şey diyor, ona ikna oluyor. Buna mürşid demezler ki. Buna yolunu şaşırmış, pusulasını şaşırmış birisi derler. Efendi Hazretlerimiz o köyündeki Ağrıyan kayası gibiydi. Hayatta hiç kimse bildiğinden onu vazgeçiremezdi. Tanımayan insan, ulan bu ne inat adam derdi. Efendiyi tanımayan inat der ona. O kadar kararlıydı. Evet. Bunu böyle görün. Efendi Hazretleri'ni iyi okuyun. Sadece işin bir tarafından tutuyorsunuz, tamam. Efendi Hazretleri böyle bir şey vardı ki, sana anlatıyorum bunları, dizimin dibinde uyuyorsun. Öyle bir hal vardı ki bunu anlatmak zor yani. Efendi Hazretlerimiz İslam'ın bu kadar dertlisiydi ki onun kadar dertli hiçbirimiz olamayız, tozu bile olamayız. Bizim dertlerimiz onun derdinin tozu olmaz. Ama buna rağmen zerre kadar bidate meyletmemiştir. O ısrarlara hiçbir şekilde kapı aralamamıştır. İsrar edilmiş. İlla bidat olsun. Daha açılalım, gelişelim. Daha çok insanlara ulaşalım. Duymak bile duymamıştır. Bunu iyi anlamanızı isterim genç hocalar, mollalar. İşin bir tarafını tutuyorsun, tamam Efendi Hazretleri ondan ibaret. Hayır, Efendi Hazretleri bir bütündür. Onu, o bütünü görmek lazım. Yani bidat dediğiniz ibadet olarak yapılıyor. Bak, İslam'a hizmet olarak yapılan bir şey. Bırak yapsın, hayır efendim diyor, olamaz. Böyle bir ibadet yapamazsın. Ama efendim bak bunu yapsak, bunu yapanlar ne kadar mesafe aldı. Yok, sen laf anlamıyor musun? Sana diyor ki, şu bidat beni Allah'a ulaştıracak olsa ben o vuslattan kaçarım.
Vuslattan kaçan insan olur mu ya? Allah'a kavuşmaktan insan kaçar mı? Ama bizim meşayihimiz kaçıyor. Onu çok iyi görün. Ne demek yani? İşte bak böyle yaptık da çok talebe topladık, çok cemaat topladık, çok insanlara ulaştık. Yani mesele bizim çok iş yapmak değildir, söz tutmaktır. Bakın bu ayetleri zaman zaman okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizi imtihan etmek için sizi yarattık ve yaşatıyoruz ki اَيُّكُمْ hanginiz اَحْسَنُ عَمَلًا buyuruyor. اَكْسَرُ عَمَلًا buyurmuyor. Hanginizin ameli, hizmeti, faaliyeti daha çok, onu görelim diye sizi yaşatıyoruz demiyor Allah-u Teala. Ya ehsenu buyuruyor. Ehsenu ziyade güzel ameli. Hanginizin ameli en güzeldir? İşte onun imtihanı için yaşatıyoruz. Demek bizden ekser, en çok değil de ehsen, en güzel isteniyor. En güzeli Resulullah'ın yaptığıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnete uyandır. Onun için sünnete uymayan, İslami bir faaliyet gibi gözükse bile çok çirkin bir şeydir. Ama bir ayrıca da bunun bir korkunçluğu var. Nedir o? İbadete benzemesi bizi aldatıyor. Adam diyor ya biz diyor kumar oynamıyoruz, biz diyor içki içmiyoruz, İslam'a hizmet ediyoruz diyor, İslam faaliyet yapıyoruz diyor. Şeytan onu onunla aldatıyor. Kur'an-ı Kerim'de iki taneyi hatırlıyorum. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوبُ. Çok aldatan şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Allah'la aldatmasın sizi. Başka şeylerle aldatsın, aldatabilir, aldatsın. Önemi yok demek değildir de. Allah-u Teala ayetinde şeytan sizi Allah'la aldatmasın diyor. Ya aldanacaksak Allah'la aldanalım. Bilhassa bu zikrediliyor. Neden? Çünkü kumarla, kadınla, haramla aldanan insan uyanabilir. Gün gelir uyanır. Onun yanlış yaptığını kendisi de zaten biliyor. Veya mahalle baskısı, etrafın baskısıyla uyanır belki. Çünkü herkes onun yanlış yaptığını görüyor. Ama Allah'la aldanan, böyle İslami işler yapıyor diye bilinen insan kendisini en büyük mücahit görür, en büyük efendim abid görür. Herkes de onu öyle, maşallah ya adam çalışıyor gece gündüz, durmadan çalışıyor diye. Bu sefer adam tövbeye imkan bulamaz. Niye? Kendisini İslam'a feda etmiş görüyor. Herkes de onu öyle gördüğü zaman bu neyi tövbe edecek? Yanlış yok ki. Herkes onu tebrik ediyor, takdir ediyor. Halbuki şeytan onu Allah'la aldatıyor. Allah sizi, şeytan sizi Allah'la aldatmasın ayeti kerimesi kitabımızda. Her bir Müslümanın boynunun borcudur. Acaba o Allah'la aldanan mıyım, değil miyim? Hiç başkasına damga vurun demiyorum. Gitsem başkasına sen şusun deme. Ama kendi kendime ben şunu demeliyim. Acaba o Allah'la aldananlar var. Ayetin beyanına göre. Ben onlardan mıyım, değil miyim? Bunun hesabını yapmak lazım. Bidate karşı çok uyanık olmak lazım. Bunun için bu hadis-i şerifler önemlidir ama daha önemlisi Efendimiz Aleyhisselam'ımızdır. Bizim için büyük bir fırsattır, büyük bir nimettir. Kaldı ki hep bunu ifade ediyoruz ve etmekte de lazım. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ımız böyle piyasada görünen şeyhlerden çok bambaşkaydı. Nasıl? Yani isim konuşmanın hiç gereği yok. Zaten bizim mesele de o değil. Ama bugün Efendimiz Aleyhisselam'ımız her sene hele bir kere, ama bu iki de olabilir, Türkiye'yi yani dolaştığı yerleri en az senede bir dolaşırdı. Dolaştığı yerleri
senede bir dolaşıyor. Bu Karadeniz bölgesi olur, İç Anadolu olur, Akdeniz ve Ege, Güneydoğu. Bunu her kim bunu bilen biliyor bunu Efendimiz'in bu şeyini. Pekala, yani başka böyle Türkiye'yi dolaşan başka görüldü mü? Ben bilmiyorum. Bilen varsa buyursun. Yoktur. Sadece buna bakın. Efendimiz buradan kalkıyor Giresun'da. Bir hanım çarşafını çıkartmış, buradan Giresun'a gidiyor. Bir tane şeyh buradan Giresun'a gidecek. İmkanı var mı? Görüldü mü? Görülmedi. Böyle bir yönü var. Dolayısıyla herkes efendiyi görmüştür, izlemiştir, takip etmiştir, tespit etmiştir. Bu yönüyle büyük bir zenginliğe sahibiz. Neyin nasıl olacağı bizim için meçhul değildir. Bizim için bu malumdur. Malum, yani belli. Şimdi bu gençler yani biraz böyle yani burnunuzun doğrusuna gidiyorsunuz. Biraz haşlayayım sizi. Yani burada senin doğru gördüğün şey doğru oluyor. Ya bunun bu yoldaki efendim usulü nedir? Acaba bu nasıl yapıldı? Daha önce bu benim yaptığım hizmet, faaliyet daha önce yapıldı. Bu büyükler bunu nasıl yaptı? Bunu merak edenler var da ben onlara sözüm yok. Ama bazıları şimdi mesela şurada bir şey yani efendim söyleyelim. Diyelim Hatmi Şerif yapıyoruz. Biz bunu kimden öğrendik? Efendimiz'den. Şimdi Efendimiz'in şu anda Hatmi Hoca'da yok ama ondan bu Hatmi Hoca'yı öğrenmiş olan insanlar ya direkt Efendim'den öğrenmiş ya Efendim'den öğrenenden öğrenmiş insanlar burada. Bakıyorsun bir tanesi yeni gelmiş. Orada bu kadar insan ne yapıyor onlara bakayım ben de onlar gibi yapayım demiyor. Tuhaf tuhaf hareketler görüyorum burada. İpe sapa gelmez hareketler. Taşları tutmaklar, bilmem oturmaklar, bilmem ne bu. Veya sarık çiçekli. Dün sarığı öğreniyorsun, bugün geliyorsun sarığı yok. Siyahtır, yok bilmem şudur, kuyruğu şey. Bu sarığın, Efendimiz'in sarığında kuyruk var mı yok. Sen nereden öğrendin? Buraya bir satırın yarısını okuyamazsın. Cahilin tekisin. Nereden biliyorsun bunu yani? Arkadan sarkıtılacak sarkıtılacak. Bir Elif'i görsen kazık zannedersin. Bu kadar cahilsin. İnsan hiçbir şey bilmese haddini bilir. Biraz bakın sağınıza solunuza. Bakın bu yaşlı başlı insanlara. Yani her şey senin gördüğün müdür yani? Tarikat adabı bu değildir. İnsan biraz etrafına bakar. Daha ilk defa geliyor, Hatmi Hoca'ya geliyor. Öyle hareketler görüyoruz ki yok burada, bu usulde yok yani. Biraz insan etrafına baksın. Senden başka burada bu ilk halkada 20 kişi var. Bu 20 tane insan bir şey yapıyor. Bu basit bir şey midir? Hepsi yanlış yapsa yanlışa uyulmaz ama bu kadar insan yanlış yapmaz ki. Belli ki senin yaptığın yanlıştır. Bunlar çok, yani bu yol tamamı edeptir. Edep ne demek? Uslup demek. Uslup. Buna çok dikkat edeceğiz. Bu büyüklerden, eskilerden bu işi göreceğiz. Tabii eskilerimiz de kötü örnek olmamaya dikkat edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor. Hadis-i şerifinde buyuruyor ki uzunca bir hadis-i şerif innekum kadimuna ala ihvanikum. Efendimiz sahabesine buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizler kardeşlerinizin karşısına çıkacaksınız. Veya yani kardeşlerin, din kardeşleriniz sizin karşınıza çıkacaklar. Beni görenler zaten bana bakıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ama beni göremeyenler size bakacaklar. Toplumun karşısına çıkacaksınız. Resulullah yok ama onun cemaatidir bu. Bu Resulullah Efendimiz'e yetişmiş deyip sana bakacak, örnek alacaklar. فَاَحْسِنُوا لِحَالَكُمْ
üst başınızı, etrafınızı, oturup kalkmanızı düzeltin. Ve eslihu libasekum, giyim kuşamınızı düzeltin. Hatta tekunu keenneküm şâmetun finnâs, siz insanlara yani güzel örnek olmakta dağ gibi olun. Nasıl ki insanlar, yani bu eskiden daha çok yaşanırdı, dağa bakarlar, oradan yol kendilerine bulurlardı, dağlara bakarlarak. Siz diyor Resulullah Efendimiz, beni göremeyenler sizi görecek, bana bakamayanlar size bakacak, beni örnek alamayanlar size örnek alacak. O halde siz üst başınızı, etrafınızı, hal hareketlerinizi, oturmanız, kalkmanız çok iyi yapın, düzeltin. Resulullah Efendimiz buyurdu. Mesela çok büyük yanlışlarımızdan bir tanesi, burada selam veriliyor, caminin çoğusu boşalıyor. Arka tarafa geçenler başka, bir de dışarıya çıkıyor. Şu merdivenlerden böyle akış başlıyor, daha tesbihat yapılıyor. Adam tesbihi çeke çeke buradan çıkıyor. Yani giderken tesbih çekiyor. Bunu sen böyle yaptığın zaman yeni gelen birisi bakar ki, ha demek ki camide tesbihatı beklemek doğru değildir der belki yahu. Beni kötü örnek alır diye insan tir tir titremesi lazım. Çünkü bir insan benim yanlışımı örnek alarak o yanlışı yapsa o sevap kazanır, ben günahkar olurum. Adam der ki yahu camideki eski ihvanlara baktım, onun için böyle yaptım der. O sevap alır, bana da hesap sorarlar niye kötü örnek oldum diye. Onun için yani cemaat-i müslümin bu yanlış, bu hele İsmail Ağa camisine, bu cemaate hiç uygun değildir. Ne olacak, tesbihi beklesek, çok acil olanlar müstesna, ben onlarla konuşmuyorum. Ama bu alışkanlık haline geldi. Alışkanlık. Şurada cumada cemaatin 1/4'ü gidiyor, 1/4 kalıyor, belki daha da azı kalıyor. Ne olur tesbihatı beklesek 15 dakikamızı alır. Beraber Sübhanallah demek, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek, beraberce Allah'a dua etmek, buna da ihtiyaç vardır. Hep beraber olamayız elbette ama 15 dakika beraber olalım. Hadis-i şerifi biliyorsunuz. Yani zikredenlerin arasına gelen birisi alacaklısını, vereceklisini görmek için gelmiş. Allah-u Teala onu da affettim buyuruyor. Çünkü o onları affedince onu ayırmam ben, haya ederim diyor Allah-u Teala. Şimdi benim duam kabul olur mu tartışılır. Allah kabul etsin. Ama şu cemaatte duası kabul olmayacak insan var mı ya? Bu cemaat Allah'ın dostu bir cemaat. Hepsinin duası kabul olur. O arada benimki de kabul edilir o arada. Yani toptan böyle bir şey yaparsın yani toptan alırsın malı. Onun gibi. Ama çok dikkat edelim. Yani birbirimize iyi örnek olalım. Birbirimize efendim bu Efendi Hazretleri'nin yolunu, bak Efendi Hazretleri hamdolsun daha yaşıyor hayatta. Yani şimdiden yolu unutulursa o zaman ahirete teşrifinden sonra durum ne olur acaba? Bunu kestirebiliyor musunuz? Bu yolu kurdu o, şu anda bu yolun her ihvan bunun sorumlusudur. Herkes üzerine düşeni yapacak. Yeni gelen ihvanı çok iyi düşünmek lazım. Yani ya efendim beni kim bana bakacak da kim beni örnek alacak da demeyesiniz. Ya birisi sana bakıp senin yaptığın bir doğruyu senden gördüğü için yaparsa o doğrunun sevabına sen de ortaksın. Sebep olduğun için, örnek olduğun için. O adam sana bakarak bir doğruyu yaptı. Ona verdiği mükafatı Cenab-ı Hak mislini sana veriyor. Sebep olduğun için, örnek olduğun için. Ama cemaat-i müslümin, bunun tersi de geçerlidir. Sana bakarak, bana bakarak bir insan bir yanlış yapıyorsa, o adam sevap alır, biz ve günahkar oluruz. Kötü örnek olduk. Evet. Şimdi bu yolun büyükleri bunlar öyle bir yol tuttular ki diyor İmam-ı Rabbani. Bu yol bilinir bir yol değildi. Çünkü bidatlere insanlar dalmışlar. Bidatler,
böyle koronadan daha fazla yayılıyor bidat. Bir sünneti 50 senede yerleştiremezsiniz. Ama 50 tane bidat bakarsın bir günde yerleşir bulaşır. Bidatın böyle bir yapısı var. Çünkü nefsin hoşuna gidiyor. Bidatte İslam'a ibadet var ama sünnete, Resulullah'a uymak yok. Nefsin zaten problemi uymak. Bunu kabullenemiyor. Kimisi hiç ibadet etmiyor. Kimisi ise ha edelim diyor ama nasıl olsun, benim bildiğim gibi olsun. İşte sünnetle bidatın şeyi bu. Yani mukayesesi bu cemaatimiz. Evet. Bir iki şey daha okuyan. Eyyüel mahtum inne kâve tarikatil nefşibendiye kaddesallâhu aleyhisselam ihtâru hâdet tarikal el gayral meslûke ve sâra hâdet tarik andiyom tarika meslûke. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Burada yaşlı olanlardan da var. Efendimiz Aleyhisselam'ın 70 sene öncesini bir düşünün. 70 sene önceki çarşambayı düşünün. Bugün şurada yaşananların o gün tozu ve izi bile yoktu, biliyor musunuz? Yani ne var burada? Bak burada bir tarikat içerisinde şeriat yaşanıyor. Şeriat, Allah'ın dini derin bir disiplin içinde yaşanıyor. Ama bu yoktu cemaatimizin. Şu anda burada efendim medreseler kaynıyor. Bir tane yoktu. Bir tane. Cemaat bak buraya gelip gidiyor. Yurt içinden, yurt dışından. Kaynıyor böyle. Efendimiz Aleyhisselam'ın cemaat bulmak için kapılara gitmişti. Gelmiyorlar camiye. Zaten caminin resimlerine bakın. 50'den önce cami neydi? Harabe. Başka işlerde kullanılıyordu. Şimdi Efendimiz kapılara giderdi, kapıyı çalardı. Buyur, işte ben bu caminin imamıyım, size yani hizmet etmek istedim, size yardımcı olmak istedim falan. Hadi hadi demiş. Bir 60 boyundan mı yapacaksın? Kapılar yüzüne kapanırdı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Camide cemaat yok, cemaatin ayağına gidiyor, o da kapıyı yüzüne kapatıyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın kaç kez, belki aylarca, senelerce kendisi, Hacı annemiz, o zaman Zehra annemiz vardı, rahmetullahi aleyha, onun peşine takardı, koluna takmazdı. Şimdi bakıyorsunuz burada sarıklı, şalvarlı, cübbeli, çarşaflarını kol kola gidiyorlar. Ben fetva caizdir, hani haram değildir ama biz takva cemaatiyiz. Efendimiz Aleyhisselam'dan bir şey gördük biz yani. Biz her şeyi ondan almak için bu kapıdayız. Sade dersi almakla Efendimiz Aleyhisselam'ın işi bitirmedik biz. Neyse, Efendimiz Aleyhisselam'ın Hacı annemizi alırdı. Efendimiz Aleyhisselam'ın önde, Hacı annemiz peşinde. Çarşambada tur atardı. Niçin? Hani yürüyelim bile, açılalım diye değil. Ya millet sakallı, şalvarlı, cübbeli, sarıklı görsün, çarşaflı görsün diye. Çünkü gelmiyor buraya. İnsanlar buraya gelmiyor. Burası başladı. Bura böyle başladı. Bakın şurada fotoğraflarına bakın. Cami-i Şerif'in eski fotoğraflarına bakın. Harabe. Şimdi ne oldu? Şu anda dünyada bir merkez oldu. Bab-ı Ali. Peki ama bu kolay olmadı cemaat-i Müslüman. Kolay olmadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç kimsenin görmediği, bilmediği, efendim, tecrübe etmediği bir imam. Bakıyorlar ya hep burada cami dolu ama İsmail Ağa'nın imamı hiçbirine benzemiyor. Efendiyi kastediyorum. Hiçbirine benzemiyor. Ondan sonra ya öyle şeyler söylüyor ki hocalar bir şeyler anlatıyor. Bunun anlattıklarıyla onun hiç benzemiyor. Hocaların olur dediği çok şeye Efendimiz seni olmaz buyuruyor. Olmaz. Hocaların ya o fitne olur, o bilmem göze batar, dikkat çeker deyip de yapmayın dediği şeyleri Efendimiz Aleyhisselam ısrarla yapın buyuruyor. Yani öyle bir adam ki hiç görülmemiş. Siz şimdi kendi gözünüze bakıyorsunuz. Nasıl olsa böyle alıştınız ama bir o zamanı düşünün. Hiç
kimse burada böyle bir şey görmemiş, duymamış. Zaten peygamberlerin yolunda da bu var. Peygamberlere kavimleri diyor ki مَا سَمِعْنَا بِهَادَا فِي آبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Senin bu anlattığını biz babalarımızla, dedelerimizle böyle bir şey görmedik, duymadık. Ya nereden çıkarttın bunu? Bak bak bak. Peygamberlere verilen tepki neyse onların varisleri de aynı şey yani. Nedir o? Böyle bir şey görmedik biz. İşte görülmedik, bilinmedik, alışılmadık bir şeyi Efendimiz Aleyhisselam'ımız burada kurdu. Bu yolun büyüklerinin böyle bir yapısı, böyle bir yönü vardır. Kimseye benzemezler, herkesi kendilerine benzetirler. Efendimiz Aleyhisselam'ımız hiç kimseye benzememiştir. Ama müsait olanları kendisine benzetmiştir. Kimseye uymamıştır. Herkesi kendisine uydurmuştur. Zaten buna derler mürşid-i kamil. Mürşid-i kamil hiç yerinden sallanmaz. Herkesi hizaya getirir. Efendimiz Aleyhisselam'ımız hocalara hocalığı öğretti. Hocalar, bakın mesela kürsüye çıkardı Sultan Selim'de. Alttaki 2-3 halka hep memleketin en büyük hocaları olurdu. Öyle değil miydi? Hoca. Yo, adamlar dillere destan hoca. Ne işi var burada? Demek Efendimiz Aleyhisselam bak hocalara hocalık yapıyor. Kürsünün altı hoca doluydu. Hiç başka bir kapıda da bu yapı yoktur. Şimdi öyle bir yol ortaya koyuyor ki doğrudan yana olan insan diyor ki oğlum arkadaş bugüne kadar biz de hocayız ama böyle bir şey görmedik, böyle bir şey duymadık. Bu bambaşka bir şey söylüyor. Mesela Zavendikli Mustafa Efendi benim hocamın hocası. Bunu aranızda tanımayan var mı? Bir arada olmaz. Bulunmaz adam. Kendisi anlatmıştı. Hatta bir kere Of'a davet etmiştik onu. Orada kürsüye çıkmıştı. Dedi ki yahu dedi biz dedi bu tasavvufçuların böyle yani hurafe asılsız işleri yani çok onlarda yani şeriate uymayan işler işte. Onları görünce bu şimdi bu tarikatten, tasavvuftan uzak duruyordu. Ama dedi Efendimiz Aleyhisselam dedi Risale-i Kutsiye'nin baş tarafı akaide dair ya o baş tarafı o akaidi bize bir anlattı dedi. Yani teslim olmamak imkansız dedi. Teslim olduk hemen dedi. Efendimiz Aleyhisselam teslim alıyor. Daha o zaman Efendimiz Aleyhisselam 33 yaşında veya 34 yaşında Mustafa Efendi de 30-31 yaşında. Aralarında 3 yaş var. Kolay değil uymak yani şimdi. Sen de genç bir hocasın, o da genç bir hoca. Ama hak ve hakikatin peşinde olduğu için onu Efendimiz Aleyhisselam'a görür görmez teslim olduk dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselam'la telefonla konuşurken diyelim ki kendisi Rize'liydi, Rize'de Efendimiz Aleyhisselam burada. Telefonla konuşurken gözümle gördüm ayağa kalkarak konuşurdu. Oturduğu yerde telefonla konuşmazdı Efendimiz Aleyhisselam'ımızla. Bunlar basit işler değildir. Bir insanı bu noktaya getirmek de basit, kolay bir şey değildir. Kaldı ki bu bir Osmanlı alimi yani. Allame bir adam ya Mustafa Efendi. İşte herkesin bildiği bir alim. Ama Efendimiz Aleyhisselam onu bile kendisine gönül bağıyla esir etmiştir. Allah bizi de ona esir etsin. Yeter ki Efendi'ye esir olalım biz. Bir gün burada Efendimiz Aleyhisselam'ın sabah sohbet ediyor. Böyle cemaat çok yok o zamanlar. Az ama tabii çok da öz. Adam bir tanesi bir eşkıya gibi bir adam. Şu kapıya gelmiş böyle elini şeye koymuş kapının köşesine diyeyim yanına. Buyur saçı böyle karışmış birbirine bir adam. Biraz orada durdu dinledi. Ondan sonra ey cemaat bu hoca sizi kandırıyor dedi. Cemaat hemen böyle bir tepki verir gibi oldu. Efendimiz Aleyhisselam'ımız ona buyurdu ki cemaate oturun yerinize. Oturun yerinize. Kendisi kalktı gitti.
oraya kapıya. Mübareğin adetiydi. Elini omuzuna koydu. Ona böyle bir yaklaştı. Dedi ki, beni burada bir sen tanıdın dedi. Yani ne dedi adam? Bu sizi kandırıyor dedi. Ulan keşke efendiye kanan olsak. Bizi o kandırsın ki inşallah. He? Bak Efendi Hazretleri'nin ruhu ne dedi? Beni burada dedi, bir sen tanıdın dedi. Adam tereyağı ateşte nasıl erir? Öyle eridi adam. Teslim oldu. Tabii yoksa hani sal üzerine üç tane şeyi, adamı tartakla oradan karga tulumba dışarıya attırmak. Bunlar yapmadı Efendi Hazretlerimiz. Yani gönülleri fethetti. Adam teslim oldu Efendi Hazretleri. Şimdi niye bunu söyledim? Yani biz keşke Efendi'ye kansak, Efendi'ye kapılsak, ona biz gönül bağıyla köle olsak, esir olsak ona. Evet, cemaat bu. Olan var aramızda, çok var. Allah bizi de onlardan ayırmasın. Amin. Başka ne diyebilirim ben? Evet. يُوْسِلُونَ وَهُمْ يُوْسِلُونَ خَلْقَ الْعَالَمْ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ اِلَى الْمَطْلَبِ. Bu büyükler, bu hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı, hiç tatbik edilmeyen bu tarikatten, bu yoldan insanları matlebe, yani hedefe ulaştırıyor. Bir teveccühi ve tasarrufi, teveccüh ve tasarrufla, onların teveccühü ve tasarrufuyla. Burada duralım. Bu zaman abidinin âli şanı, ha, fesat kapladı şimdi hep cihanı. Bütün dünyayı fesat kapladı. Resulullah buyurdu bu zamanı. Böyle bir zaman olacağını Resulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaman abidinin âli şanı. Evet, zaman bozuk ama bu zamanda ibadet ehlinin şan ve şerefi çok yüksek oluyor. Ortalık bozuk olunca, bozuk olmayan çok kıymetli oluyor. Herkes iyi oldu mu, o zaman iyi olmak da iyi olmaktır ama sıradan bir şeydir, alelade bir şeydir. Herkesin bozuk olduğu yer bir zamanda iyi olmak fevkalade bir şeydir. Aralarında çok fark var. Gel uyma nefse fevt, itme bu anı. Gel diyor, nefsine uyma, bu fırsatı kaçırma. Herkes bozulmuş iken bozulmamak büyük bir fırsattır. Bunu kaçırma buyuruyor. Ne yapalım? Temessük eyle sünnete gidelim. Sünnet-i seniyeye sımsıkı yapışalım. Allah-u Teala bizi sünnetlerden ayırmasın. Amin. Rabbim bizleri bidatlerden korusun. Amin. Cemal-i ve kemale seyredelim. Tekabbelallah, barakallah, ilâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşayihina kâfir ilâ ruhu. إلى روح شيخنا وهادينا إلى الله الحاج محمد